Karaburun'dan herkese merhabalar yeniden. Geçtiğimiz videoda Fazlı abiyle Kaynarpınar'da ıssız bir koyda karşılaşmıştık ve yolculuğa oradan beraber devam etmiştik. Kaynarpınar'ı bize gezdirmişti, ıssız koyları. Fazlı abi bugün de yine Karaburun hakkında bize bilgiler vermeye devam edecek. Bir önceki videodan sonra sizler Fazlı abiyi çok sevdiğinizi yaptığınız yorumlarla gösterdiniz ve Fazlı abiyle bugün devam edeceğiz yolculuğa. Merhaba Fazlı abi. Merhaba Onur, hoş geldin. Hoş Beğendikleri bulduk abi. İçin ben de çok teşekkür ediyorum izleyicimizde. Şu anda benim evin bahçesindeyiz ve çekime evet, buradan başladık. İnşallah köylerimizde gezeceğiz, koylarımızda gezeceğiz. İzleyicilerimizde de iyi fotoğraflar vermeye çalışacağız. Bakalım, ben de merak ediyorum bugün nereleri göreceğim. Videoya hoş geldiniz. Şu an Fazlı abiyle Boyabağ Koyu'na doğru gidiyoruz. Evet. Bu gördüğümüz yere mi gideceğiz abi, yoksa? Oraya Onur gideceğiz. Burası Kösedere'ye bağlı. Kösedere'lilerin yazlık yerleridir. Evet. Yani yazın buraya girirler, denize girmeye. Evleri de buradadır. Sit alanı olmasına rağmen yapılaşmanın olması burada çarpık bir yapılaşmaya sebep oldu. Kaynarpınar ayrımını geçtikten sonra Karaburun'a giderken Boyabağ tabelası görünüyor. O tabeladan sağa doğru dönüldüğünde böyle dar toprak yollardan, bozuk yollardan devam etmek gerekiyor. Şimdi Boyabağ Koyu'na giriyoruz. Bu izbe haline dönüşmeye başlamış yapı hakkında ne düşünüyorsun Fazlı abi? Muhteşem manzarası ama... Muhteşem manzaraya ihanet ediyoruz. Çünkü bu çarpık yapılaşma, gelişigüzel binaların yapılması buranın değerini azaltıyor. Burası yıkım kararı alındı. Yıkılıyor şu anda. Denize sıfır ev. Buyur. Çeşmesi de var, her şey de var. Sıfır deniz manzaralı, evet, ama kullanım dışı olan bir ev. Şu anda yıkım kararı gelmiş. Buna yıkılmış bu bina. Bu yasak. Buraya yapılması yasakmış. Yasak olduğu için yıkılıyor. Bakın foseptiğini de oraya yapmış. Foseptik. Telefon direkleri yeni dikilmiş. Wow. Bu işletme kapatıldı. Yasak olduğu için kapatıldı. Diğer işletme deniz kenarında. Orası açık yazında. Çok güzel, çok rağbet gören yerlerimizden bir tanesi Boyabağ. Çadırlar kurulur. Bungalov evler var. Bungalov kapılar. Onlar kiraya verilir. Geceliği belli bir fiyata kontrol altındadır. Burası kapatmış. Özel mülktür, girilmez. Peki nasıl gideceğiz? İşte. Bize kalan yürüme yeri bu. Abi. Denize buradan gidebileceğiz ancak. Bakalım mı Onur? Yani eskiden de böyle miydi, yoksa eskiden, oradan geçiriyor muydu? Eskiden bu kadar bina yerleşim yeri değildi. Bu kadar bina yoktu. Daha rahattı. Ağaçlarımızla, meyve ağaçlarımızla, bağlarla dediğim gibi. Burası doluydu fakat yapılaşma arttıkça bu değerlerimiz de kayboldu. Buyurun. Bu delice zeytin. Evet. Bunu da çok güzel. Asit oranı sıfır bunun. Yağı da bunun yağı da normal yağın 5 katı fiyatında satılıyor şu anda. Yani 100 liraysa yağımız, bunun litresi 500 lira. Bak yerlerde ziyan oluyor şu anda. Gerçekten ziyan oluyor. Çınar ağacı vardır. Çınar ağacının altında oturuyorduk. Onur, yazın şuranın serinliği hiçbir yerde bulamazsın. İşte bak bu. Buyurun. Ne demişler? Kamp yapmak yasaktır. Gerçekten yasak mı abi? Hayır değil. Kamp hemen yan taraf olduğu gibi bina. Denizin kenarına kadar binayı getirmişler.
Ya şurası yol olamaz mıydı Onur? Şuradan bütün binalara çıkılamaz mıydı? Bakın çınar ağacımız kurumak üzere. Çınar ağacımızı korumamız gerekiyor. Buradan da belediyeye de çağrı yapalım o zaman. Bu tarihi ve eserimizi koruyalım, koruma altına alalım bir şekilde. Çünkü deniz suyunu devamlı aldığı için kurumaya yüz tuttu. Amatör fotoğrafçılık yapıyordum. Resim elimde fotoğraf makinesiyle Karaburun'a kadar yayan giderdim. Fotoğrafları çekip gelirken arabayla gelirdim. Boyabağından dönüyoruz şu anda, yine aynı geçiti kullanarak. Hani burada elinde eşyalarla falan yürümek biraz zor olabilir yazın, değil mi abi? Buradan aşağı iniliyor şu kayaların üzerinde ve buradan denize giriliyor. Wow. Evet. Bakın yol var buradan. Yol buradan. Gidebiliriz istersen. Ama sen bilirsin. İnelim mi abi? İnelim mi? İnelim valla. Hadi inelim bakalım ya. Yazın buradan aşağı Boyabağı'na yürüyebiliyorum. Oradan da Kaynapınar'a gidebiliyorum. Hiç buradan yukarıdan yukarıya gerek kalmıyor. Sahilden takip ediyorum. Oradan aşağı Boyabağı'na, aşağı Boyabağı'ndan da Akburun'a, Akburun'dan Kaynapınar'a. Boyabağı'nın manzarası da çok güzel. Karşı kayaların arkası da çok güzel. Şuradan yayan geliyoruz buraya yazın. Hep bir şey fark etmiyor yani, denizden buraya geliyorduk ama kayalar çökmüş. Denizin içinde kayalar çökmüş. Şimdi herhalde ulaşım bu kadar kolay olmuyor. Zor oluyor. Fakat burada yazın burada dinlendiğini düşün. Zeytin gözlüm uzaklarda işine, şarkıları düşürürüm peşine. İşler kalmadı. Bitirdik işte. Neden? Yok, iş güç kalmadı. Yazın olmuyor mu abi Karaburun'da iş? Neler var? Yazın şöyle böyle. Kışın iş bitiyor. Ali abi neler var şu anda sattığın, senin içeride olsun dışarıda olsun? İşte ufak tefek bir şeyler var yani. Boş değil, her şey bulunur. Mesela Adaçay mı? Adaçay'ı, badem, ceviz, kolonyalar var. Işık yanıyor. Ballarımız var, reçellerimiz var. Kolonyalar var. Hepsi buranın. Buranın bu, ne bileyim ki, kantoron yağlarımız var. Evet. Vesaire. Yaprak, bağ yaprağı dolmalık var. Balabak ballarımız var. Organik evet. Ürünler bolca var yani. Şey satıyoruz. Kuzulara, tavuklara yem satıyoruz. Açık süt satıyoruz. Dolapta da sütlerimiz var. Bunlar hayvan yemleri. Hayvan yemleri onlar. Ali abi de Karaburun'un tanınan esnaflarından biridir. Hatta 40 sene ne ararsan bulabilirsin diyebileceğimiz bir yer burası. Ha, evet, abi. Öyle tabii. Ufak tefek var, her şeyimiz var. Yemek yiyeceğiz, bir şeyler atıştıracağız ve devam edeceğiz. Karaburun merkezdeyiz şu anda. Onur da ilk defa buraya kadar gelmiş. Daha önce Bodrum Koyu'na kadar gitmiş ama merkeze ilk defa çıkmış. Böylece burasını da tekrar tarama fırsatını buluyor kendisi. Sazak evet. Koyuna devam edecek miyiz? Ederiz istersen. Ederiz, devam ederiz. Çünkü Sazak bilgi koyu alabileceğimiz kişiler var yol üzerinde. Sazak Koyu dedim. Sazak Köyü olacak doğrusu tabii. Sazak Köyü. Koyu değil. Sazak Köyü. Çünkü yukarıda koy olması mümkün değil zaten. Orası da merak evet. Edilen yerlerden biri. Evet. Yani epey yürüyeceğiz galiba, öyle tahmin ediyorum. Sanırım Tamer Baba'yı ben biraz sonra ararım.
Ondan bu konuda bilgi alalım bakalım. Yok, görmedik. Deniz tarafında. Yok, oraya daha görmedik. O zaman Salman res yazıyor, ok işareti. Biz o yola girdik. Ya şöyle anlatayım abi bak. Sarpıncı'yı geçtikten sonra sağ tarafa doğru rüzgar enerjisi santrali diye bir yola girdik. Böyle navigasyon orayı gösteriyordu. Beyaz çakıl bir yol. Ya beyaz çakıl yol, tamam. Ama bir iki tane var galiba. Hangisi bilmiyorum şu anda. Rüzgar enerjisi santrali yazan bir sapaktan girdik. Beyaz çakıl, biraz bozuk bir yoldan girdik. Hani Sazak'la alakalı herhangi bir tabela ibare olmadığı için, gerçekten navigasyon ve internet de burada çekmediği için biraz zorlandık ama nihayet doğru yoldaymışız. Şu anda bunu gördük. Fazla abiyle nihayet Sazak köyüne ulaştık. Burası 1923 yılında böyle Rumların yer değiştirdiği, Türkiye ile Yunanistan'ın imzaladığı mübadele anlaşması sonrasında yerlerden biri. O tarihte Sakız Adası'na gönderilmiş buradaki Rumlar ve arkalarında da böyle artık kullanılmayan yapılar, izbe yapılar mevcut. Süreç içerisinde bugüne kadar bazı define avcıları burayı talan etmişler. Altın aramışlar, değil mi Fazla abi? Evet. Turizme kazandırılacağı söyleniyordu buranın. Fethiye'deki Kayaköy gibi ama biz herhangi bir hazırlık, bir çalışma görmedik henüz burada. Hala eski haliyle, o zamanlarki haliyle duruyor. O duruş güzel abi. Tanrım işime yarayacak bunlar. Bıçakları bilemek için. Canlı mı? Evet. Nasıl ya? Ya bunu haber vermek lazım. Vallahi su falan bile ister bu hayvan. Vay canım, kim bilir kaç gündür unutuldu burada. Unutuldu burada bu hayvan. Sazak köyünde gezerken canlı bir keçiyle karşılaştık. Şimdi Fazla abi onun kurtulması için yardım nasıl talep edebilir onu araştırıyor. Telefon açıyoruz. Nereye ulaşabiliriz? Alo. Tamer. Efendim. Sazak köyünün içine girdik. Şu anda çekim ya, bir keçi burada kalmış hayvan. Korkak, ürkek bir vaziyette burada dağda ya. Ama çok bitkin bir vaziyette Tamer. Öyle mi? Evet. Ayağı bile kalkmıyor hayvan. Sanırım burada unutulmuş o. Hastaysa belki gidemedi. Süreyle herhalde. Epey yaşı var. Bir şey mi buldun abi? Keçi türlerinden biri herhalde. Vallahi kokusu bana kadar geldi. Vallahi mi? Gerçekten geldi. Bunu kaynatıyorlar. Kaynatıyorlar, çayını içiyorlar. Ya keke çok benziyor mu? Sen daha iyi bilirsin. Kekin değişik türleri var çünkü. Arkadaşı tekrar arıyorum ben. Keçi bizden gitti, uzaklaştı. Bir de bunu sorayım. Kekiye koku.
Kekiyi sorma abi, boş ver. Var mıydı? Boş ver, kekiyi sorma. Artık şey yapacaklar, açmayacaklar telefonu. Fazla abiyle yine Karaburnu bugün talan ettik. Birçok yeri gezdik. Gezdik, gördük. Sazağa da geldik şu an. Sazak'tayız. Bir hayli rüzgarlıydı ama şu an rüzgarı yemediğimiz bir noktadayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olursanız seviniriz değil mi Fazla abi? Evet. Sana da emeklerin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık, ayağına sağlık, yüreğine sağlık. O zaman teşekkür ederiz bizden. Bugün bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.